yapalım. Şimdi yemeklerimizin yanında yiyeceğimiz, kendi elimizle yapacağımız doğal ekmek yapalım sizlere. Bugün petek ekmek yapacağız. Malzeme listemi veriyorum. Ustaya yardım edeceğim inşallah ben de ekmek yapımında. Usta zaman zaman artık Bülent Bey'i de davet ederiz yanımıza. O tabii da bize yardım eder. Yanımıza. Tamam. Evet efendim 2 su bardağı ılık süt kullanacağız. 20 gram yaş olacak. 20 gram yaş maya. 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un, üzeri içinde 1 adet yumurta sarısı kullanacağız. Evet, kendi ekmeğimizi yapacağız. Ev ekmeği, petek ekmek yapacağız dedik. Bakalım nasıl olacak? Evet. Şöyle ustamız yavaş yavaş malzemelerimizi hazırlaya dursun. Ben de bir sorayım bakayım. Hemen ilk sorum bu olsun Bülent Bey'e. Mutfakta arası nasıl? Mutfakla aram iyi sayılır. Sonuçta aç kalmayacağımı eminim yani. Evet. Çeşitli yemekler yapabiliyorum kendi çabalarımla beraber. En iyi yaptığım yemek olarak aslında pek yemek değil de çiğ köfteyi söyleyebilirim. Çiğ köfteyi evet. İyi yaptığım söylenir. Onun dışında işte buzlukta olan malzemelerden kullanabiliyorum. Mesela balık türleri olsun. Balık yapmak biraz daha kolay oluyor. Biraz daha aperatif konularda da çok başarılı olduğuma inanıyorum. İşte salatası olsun yanında. Bir şeyler yapıyorum yani insanlar memnun kalıyor. Harika. Yani diyorsunuz ki aslında hemen hemen her erkeğin yapabileceği böyle türden yemeklerle evet. Aram evet. İyidir. İyi, güzel bir şey yani en azından işte mutfağa sadece yemek yemeye giriyorum demediniz. Evet. Bu da hoş bir şey. Çünkü biz buraya gelen konuklarımıza soruyoruz çoğu zaman. Yemekle aranız nasıl, mutfağa giriyor musunuz? Bize verdikleri cevap evet yemek yemeye giriyorum diyorlar. Demek ki Bülent Bey ne güzel. Evet, hanımı şanslı. Güzel şey, buradan da selam gönderiyoruz kendisine. Medine Hanım'a çok çok selamlar gönderiyoruz. Evet. Kendisi çok sevdiğim bir arkadaşım ayrıca. Şimdi ne yapalım? Ustaya dönüyoruz. Bakalım evet, petek ekmeğimizi nasıl yapacak ustamız? Evet şimdi sevgili izleyenler şöyle petek ekmeğimiz için Ayşegül Hanım malzemelerimizi saydı. Ben şöyle tekrardan bir hatırlatalım neler kullanacağımızı ve nasıl bir şekilde hazırlayacağımızı bir anlatalım. Şimdi ilk önce ne yaptık? 20 gram yaş mayamız. Bir paket zaten maya aldığın zaman onu ortadan ikiye bölürseniz zaten o sizin işinizi görecek. 2 su bardağı dolu sütümüz. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle yaş mayamızın üzerine döküyoruz. Hemen mayamızın üzerine döktükten sonra ne yapıyoruz? Şöyle ılık sütümüzü şöyle güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Ondan sonra şöyle balımız var sevgili izleyicilerimiz. Şöyle sevgili yönetmenimiz bize Kars'tan getirmiş balımızı. Öyle mi? Kars'tan tabii. Mı geldi? İsmail Kars'tan getirmiş şöyle. Oo harika. Hemen şöyle yağımız var. 3 yemek kaşığı kadar yağımızı da içine ilave ediyoruz. Ve 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu gördüğünüz gibi onu da içine ilave ediyoruz. Şimdi usta sen mayayı ilave ettin, tuzu ilave ettin. Balı nasıl ilave, yani nasıl olacak bu? Evet şimdi balı da içine ilave edeceğiz. Şöyle yavaş yavaş Ayşegül Hanım istersen siz azar azar unumuzu verin. Kaşıkla mı usta? Yok fark etmez yarısını verin. Şöyle alabildiği kadar un demişiz. Tamam. Şöyle yavaş yavaş. Diyelim. Evet. Hamurumuzu gördüğünüz gibi şöyle sevgili izleyicilerimiz. Hemen yaş mayamızı sütle beraber güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi erittik. Onu erittikten sonra 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı üzerine ilave ediyoruz. Ve ondan sonra tuzumuz ve unumuzu görüyorsunuz. İçine ilave ettik. Ve yine her zaman evet. Dediğimiz gibi kulak memesi kıvamında mı olacak usta? Evet kulak memesi tamam. Kıvamında olacak. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Ve şimdi de şöyle hemen balımızı bir kaşık alabilir mi Ayşegül Hanım? Tabii ki. Şöyle parmağımıza da getirebiliriz. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz bir yemek kaşığı kadar da balımız. Sevgili yönetmenimiz sağ olsun şöyle onu çok sevdiği baldan şöyle mahrum etmedik. Dedik bugünkü ekmeğimizi bol İsmail'e göndeririz değil mi? Öyle artık yapalım. Bilmiyorum yani gönderirsin ona ama tabii ayrım yapmıyoruz. Hepsine yapacağız ya. Evet, bütün kardeşlerimize. Şöyle. Sen şimdi sana bal getirdi diye böyle iyice bilmiyorum ama artık yorum yapmak istemiyorum ben. Bütün biraz ekmeği ona göndereceksen. Biraz daha unumuzdan içine ilave edebilir miyiz? Evet şöyle yavaş yavaş yeter. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş hemen hamurumuzu şöyle bir yoğuralım. Güzel bir ekmek hazırlayacağız sevgili izleyicilerimize. Ne yaptık? Şöyle mayamızı sütle beraber güzelce bir şekilde bir erittik. Onu erittikten sonra yağımızı, tuzumuzu içine ilave ettik. Ve tuzumuzu da içine ilave ettikten sonra yavaş yavaş unumuzu ilave ettik. Ve ondan sonra da hemen balımızı, bir yemek kaşığı kadar da balımızı içine ilave ettik. Hamurumuzu görüyorsunuz. Şöyle güzelce bir şekilde şöyle bir yoğuralım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi
yavaş yavaş hamurumuzda şekil almaya başladı. Hamurumuzu ne kadar güzelce bir şekilde yoğurursak o kadar güzel bir şekilde hamurumuz hem şişecek, kabaracak hem de güzelce bir şekilde pişecek sevgili izleyicilerimiz. Bekletecek miyiz usta biz? Yok, hemen hazırlayacağız. Çok fazla bekletmeyeceğiz. Şöyle. Çok hafif biraz da sütümüzden ilave edebiliriz. Yalnız ekmeğimizin tadı eminim çok güzel olacak. Çünkü neden? Su kullanmıyoruz. Özellikle evet, süt kullandık. Yani artık sütlü ekmek olacağı için de haliyle. İçerisine koyacağımız bal da çok güzel böyle bir aroma verecek ama herhalde çok fazla hissetmeyeceğiz. Yok, çok fazla hissetmeyeceğiz. Zaten çok aşırı bir şekilde kullanmıyoruz Ayşegül Hanım. Bir yemek kaşığı kullanıyoruz. O da ona hem çok güzel bir lezzet verecek hem de farklı bir tat vereceğinde. Ekmeğimizin biraz daha böyle hani tuzlu değil de tatlı olarak damaklarda hissedeceğiz. Evet. Eminim çok güzel olacaktır. Sabırsızlıkla bekliyoruz tabii ki. Evet, ustamız... Şimdi size rica etsem bir tepsimizi alalım Ayşegül tamam, Hanım. Tamam. Fırın tepsi değil mi usta? Evet, şöyle fırın tepsimizi alalım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi hemen hamurumuz hazırlandı sevgili izleyicilerimiz. Ve şöyle hazırladıktan sonra çok hafif biraz elimi unlamak istiyorum. Ondan sonra şöyle hamurumu artık yavaş yavaş toparlamaya başlayalım. Ve hamurumuzu hazırladıktan sonra şöyle tezgahımıza çok hafif biraz unumuzu serpiştirelim. Evet. Yavaş yavaş şöyle hamurumuzu tezgahımıza toparlıyoruz. Şimdi hamuru siz normal evde hazırladığınız zaman biraz hamurunuzu dinlendirebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Hatta şöyle güzel daha işlem yapmak istiyorsanız hamurumuzu ne kadar dinlendirirsek hamurumuz o kadar fazla güzel olacak ve güzel bir şekilde de hamurumuz hemen kabaracak. Evet, şöyle hamurumuzu görüyorsunuz, hazırladık. Şimdi şöyle tekrar hafiften elimi unladıktan sonra hamurumuzu şöyle bir keselim. Hop. Evet, yine bezelere şöyle, ayırıyoruz evet, hamuru. Açacak mıyız usta? Yok, açmayacağız. Bunları zaten şöyle hemen aynı olduğu gibi güzelce bir şekilde yuvarlayıp tepsimize koyacağız. Aa, iyi güzel. Yani çok fazla aslında böyle uğraştırıcı yok, bir ekmek değil. Hemen yoğuruyoruz, bezelere ayırıp. Rollo ekmek gibi ekmek evet, olacak güzel, güzel bir şekilde. Güzel, güzel, harika. Ondan evet, sonra elimizle böyle güzel güzel şekil verdikten sonra bezelerimize tepsiye dizeceğiz. Az bir şey yağlarsanız hemen aşağı yağlayalım. Usta ben zannettim ki böyle saatlerce açacağız, ondan sonra yok, yoğuracağız. Kesinlikle bizleri yoracağını tahmin ettim ama yok, yok, yine pratik, yine güzel bir ekmek olacak. Ben sizi yormam, sadece şöyle yumurta sarısını alıp üstüne sürerseniz o da bize yeterlidir Ayşegül Hanım. Tamam. Şimdi ben artık yorulmayı göze almışım. Sevgili izleyenlerimiz için tabii ki biz yorulacağız. Onlar için yapıyoruz biliyorsunuz böyle her şeyin en güzelini. Ama ben istiyorum ki onlar böyle bu güzel tarifleri evlerinde yaptıkları zaman kesinlikle yorulmasınlar, kolaylıkla hazırlasınlar, öyle değil mi? Evet. Zaten biz her zaman ne diyoruz? Komple mutfak olarak bir farkımız olmalı. Farkımız da bu. Pratik, kolay, lezzetli ve elinizin altında kolayca bulabileceğiniz malzemelerden güzel lezzetler hazırlamaya çabalıyoruz tabii ki. Evet, güzel ekmekler evet, yapmaya tabii, çalışıyoruz. Onunla sadece inşallah... yumurtanın sarısı mı usta? Tabii ki yumurtanın sadece sarısını kullanıyoruz. Beyazını kullanmıyoruz. Yok, beyazını kullanmıyoruz. Tamam. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hemen şöyle hamurlarımızı yapalım, şöyle iyice güzelce bir şekilde yoğurduk. Ve yoğurduktan sonra bezeler haline parçaladık. Kaç tane bezeler çıktı şöyle bir sayalım. 8-10 tane bezeler çıktı. Artık siz o isteğinize kalmış bir şey. Siz nasıl ayarlarsanız fazla da yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şöyle bezelerimizi alıyoruz. Şöyle masamıza hafiften güzelce bir şekilde şöyle bir toparlayalım. Hemen toparladıktan sonra şöyle alıp tepsimize koyuyoruz. Evet. Şöyle. Bunu şimdi siz artık biraz daha bastırabilirsiniz. Tamam. Efendim Ayşegül Hanım. Şimdi artık Bülent Bey balık yapıyorum, çiğ köfte yapıyorum dedi ama ekmek de yapabileceksiniz. Öyle değil mi? Aslında...
yapabiliyorum demiştim ama ustamızı görünce yapıyormuşum diye değiştirmiyorum. Ya da yaptığımı zannediyormuşum. Ustanın yanında aslında öyle söylememek lazımdı. Affetsin bizi o konuda. Estağfurullah. Ama bir şey söyleyeyim mi gerçekten Bülent Bey? Şimdi biz komple mutfağa başladık başlayalı. Anladık ki beyler mutfakta eskisinden böyle daha çok bilmiyorum ama ben hep böyle bir ön yargı vardı bende. İşte beyler çok böyle yemek programlarına ilgi göstermezler, fazla mutfağa girmezler, uğraşmazlar ama o kadar çok talep geliyor ki beyefendilerden. Artık ben böyle kesinlikle hanımlar özür dilerim ama ikinci planda kaldık biz. Artık şimdi %50'ye vurmadınız bugün. %50'ye vurmuyorum çünkü biz hanımlar biliyorsun hemen hemen her işe el atıyoruz ama artık beyler de mutfağa el attılar ne olacak bilmiyorum yani. Mutfağı bizim elimizden böyle zapt ederlerse vay halimize. Belki yaşam şartlarından dolayı artık kadınlarla erkeklerin çalışma düzeyinin artması erkekleri de mutfağa yönlendirdi. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Tabii şimdi hayat müşterektir dediğimiz noktada da artık yani yemek yapmanın da cinsiyet ayrımı yok. Öyle değil mi? Tabii ki. Şöyle koyalım hamurumuzu. Hem İslami yönden de doğru olan bu. Doğru söylüyorsunuz. Hem de yaşam şartları olarak da doğru olan o. Evet şöyle yumurta sarımızı ekmeklerimizin üzerine bolca sürüyorum ben ama. Kapı mı çalınıyor Ayşegül Hanım? Galiba kapı çalıyor. Şöyle bir açalım kapıyı. Şöyle. Şöyle Burak'a söyle. Burak kim gidip kapıyı açar mısın bir? Şöyle hamurlarımız görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Hamurlarımız hemen hemen şöyle güzelce bir şekilde bezelere ayırdık. Ve üstüne yumurta sarısını sürüyoruz. Ondan sonra şöyle tepsimize dizelim. Pratik hepinizin evde kolayca yapabileceği hemen petek ekmeğimizi şöyle hazırladık sevgili izleyicilerimiz. Siz de böyle kolay bir şekilde petek ekmeğinizi hazırlayabilirsiniz kesinlikle. Yorucu ekmek, değil. Evet, ekmek markette kalmasa kendiniz yapın sevgili izleyicilerimiz. Ay evet ya usta değil ne mi? Kadar güzel söyledi. Şimdi hep böyle diyoruz özellikle bazen şimdi işte hafta sonudur veya gece geç saatlerde acıkıyoruz çocuklar işte ekmek istiyor. Çoğu zaman başımıza geliyor. Hele Ramazan aylarında eminim herkesin yaşadığı bir şeydir bu. Muhakkak böyle olmuştur hayatımızda bir iki defa. Sahure ekmek almayı unuturuz veya ne olur ekmek yetmez. Hemen kalkın. Ne kadar duracak bu fırında usta? Bu ne kadar duracak? Bu 180 derece bir 40 dakika fırında 40 pişmesi dakika. Lazım. O zaman ne yapacağız? Kalkacağız bir saat öncesinden ekmeğimizi hazırlayacağız. Sıcak sıcak böyle buharı tüte tüte soframıza getirip yemeklerimizle beraber afiyetle yiyeceğiz. Evet. Yani ekmek kalmadı, ekmek bulamadım, ekmek almayı unuttum. Aslında istersen bunun üstüne çörek otu da atabilirsin Ayşegül Hanım. Sen tabii. Çörek otunu çok seviyorsun. Senin için atalım mı bir iki tanesine? Bin bir derde şifa tabii, olan çörek otunu da atalım. Çok güzel bir hadis var biliyorsun ne diyor? Ölüm hariç her şeye şifadır çörek otumuzda. Evet Ayhan'ınkine de atacaksın usta. Ayhan'a şey yapalım Ayşegül Hanım, onu haşhaşlı yapalım. Haşhaşlı. Tabii Ayhan haşhaşlı çok sevdiği için. Haşhaş mı istiyorsun Ayhan? Ayhan'a haşhaşlı olsun. Çörek istiyor usta. Bu da susamlı olsun, Bülent Bey'e sade olsun. Neden Bülent Bey de belki bir yani. Ben yoksa kaşarlı olsun. Yani bak şimdi biraz Alman olduğunu nereden belli Almanya'dan geldiğini kaşarlı olsun diyor. Kimse biraz daha lezzet olsun. İyi hadi bakalım kaşarlı olsun. Evet, şöyle ekmeğimizi. Siz sevgili izleyicilerim gerçi biz bunları yazmadık ama siz isterseniz böyle farklı da yapabilirsiniz. Şöyle isterseniz. İsteyen sade, isteyen haşhaşlı, evet. İsteyen susamlı, çörek otlu. Veya biliyorsun evet. Ay çekirdekli işte o da yapılabilir. Var mı çekirdek usta? Ay çekirdeği vardı biz herhalde çekmecede. Şöyle bir bakalım. Tamam. Şöyle bir tane sade kalsın diğerlerine şöyle bir süsleme yapalım. Sevgili izleyicilerimiz de şöyle istedikleri hangisi onları hoşuna gidiyorsa o malzemeyi kullansınlar. Evet şöyle Ayşegül Hanım ben iki tane ayırdım size. Tamam bir de ay çekirdekli yapalım. Tamam. Ay ne kadar güzel olacak ya vallahi bakın. Şöyle biraz ben. Evet şöyle ekmeğimizi hazırladık sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra yumurta sarısını sürdük. Yumurta sarısını sürdükten sonra eğer susam, çörek otu veya ay çekirdeği yoksa siz ne yapabilirsiniz? Onu farklı bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Şöyle bunlar evet. Da Bülent Bey için olsun değil mi Ayşegül Hanım? Bir tane de sade mi bırakalım? Bir tane de sade bırakalım. Şimdi tamam, bunu da ben sevgili izleyicilerimize gösterelim nasıl olacağını. Tamam. Yani şöyle görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Hamurumuzu yoğurduk. Ondan sonra güzelce bir şekilde tepsimize dizdik. Tepsimize dizdikten sonra sadece yumurta sarısını üzerine sürüyorsunuz. Siz isterseniz o şekil eğer sade istiyorsanız o şekil fırına gönderebilirsiniz. Ama o şekilde istemiyorsanız üzerine haşhaş dökebilirsiniz. Ay çekirdeği dökebilirsiniz. Çörek otu,
susam döküp de fırına atabilirsiniz. Ellerine sağlık usta şimdiden. Gerçekten eminim şöyle çok güzel olacak. Şöyle fırına doğru gönderelim. Hemen 180 derece. Harika görünüyor çünkü. Fırınımıza güzelce bir şekilde pişsin. Hadi bakalım. Evet. Şöyle. Yavaş yavaş pişsin. Yavaş yavaş pişsin. Şimdi bu ekmeği tabii yani sade yemeyeceğiz. Yanına muhakkak bize güzel bir lezzet hazırlayacaksın. Tabii ki. Şimdi biz mi başlayacaksın? Evet. İkinci yemeğimizin malzemesini sayalım. Atalım. Evet. Ekmeklerimiz şu an nar gibi kızardı. Evet. İçleri güzel güzel pişti. Üzerlerini biliyorsunuz ne kadar güzel böyle süsledik. Çörek otlarıyla, susamlarla, ay çekirdeğiyle, haşhaşla ve sade dolgalarında. Evet. Şöyle ekmeğimizi şimdi, kenara alalım. Ekmeğimizi bakın. Yani hayli ben merak ediyorum. Eminim sevgili izleyenlerimiz de merak ediyordu. Şöyle bakın parmağımla test ediyorum. Neden test ediyorum biliyor musunuz? Acaba için yumuşak kaldı mı diye. Gerçekten dolu dolu ve kesinlikle herhangi bir yumuşaklık hissetmiyorum. Yani içi de çok güzel bir şekilde pişti. Nasıl Bülent Bey? Görünüş olarak güzel. İnşallah evet. Lezzeti de mutlaka güzeldir tabii. Emin olun güzeldir. Burada bugüne kadar Allah'a şükürler olsun yaptığımız bütün yemekler gerçekten hem görüntü olarak hem de lezzet olarak bizleri utandırmadı. İnşallah ekmeğimizi deneyenler de görecekler ki çok da güzel olmuş ekmeklerimiz. Evet, teşekkür ettin hem sen Bülent Bey'e. Şimdi ne yapalım o zaman? Şimdi Bülent Bey'le beraber güzel bir tavuk şiş hazırlayalım. Hazırlayın bakalım. Şimdi biz Bülent Bey için sevgili izleyenler biliyorsunuz biz normalde... Şöyle ben kenara çekiliyorum, hazırlayın bakalım. Üç çeşit yemek hazırladım. Bugün Bülent Bey robotlarımızı merak etmiş, denemek istedi. Onun için ben de ne yaptım? Şöyle tavuk göğsü getirdim bir kilo kadar. Dedim bakalım bir hazırlayalım. Bülent Bey de robotumuza hazırlasın. Fiyat olsun diyorum. Almanya'ya ve dünyanın her neresinde gurbetçilerimiz varsa da selamlar gönderiyoruz efendim. Evet sevgili izleyicilerim yine sizler kadar güzel bir günün sonuna geldik. Ama yarın yine buradayız. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.